Kıtlık ve Göç Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde, İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Beytlehem kentinden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Muav topraklarına doğru yola çıktı. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Beytlehem kentinden Efrat boyundan olan bu kişiler, Muav topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar. Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı. İki oğul, Muav kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Ruttu. Orada on yıl kadar yaşadıktan sonra, Mahlon'da, Kilion'da öldü. Böylece, kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi, yapayalnız kaldı. Bethlehem'e dönüş. Naomi, Muav topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip, yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı. Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu. Yolda onlara, analarınızın evine dönün dedi. Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse, Rab de size iyilik etsin. Rab her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin. Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak Hayır, seninle birlikte senin halkına döneceğiz dediler. Naomi, geri dönün kızlarım dedi. Niçin benimle gelesiniz? Size koca olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra? Dönün kızlarım, yolunuza gidin. Ben kocaya varamayacak kadar yaşlandım. Umudum var desem, bu gece kocaya varıp oğullar doğursam, onlar büyüyene kadar bekler miydiniz? Kocaya varmaktan vazgeçer miydiniz? Hayır kızlarım. Benim acım sizinkinden de büyüktür. Çünkü Rab beni felakete uğrattı. Gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynanasını öpüp vedalaştı. Rut ise ona sarılıp yanında kaldı. Naomi Rut'a, bak Elt'in kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git dedi. Rut şöyle karşılık verdi. Seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin tanrın benim tanrım olacak. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam Rab bana daha kötüsünü yapsın. Naomi, Rut'un kendisiyle gitmeye kesin kararlı olduğunu görünce üstelemekten vazgeçti. Böylece ikisi Betlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine, Naomi bu mu diye sordular. Naomi onlara, Beni Naomi değil Mara diye çağırın dedi. Çünkü her şeye gücü yeten Tanrı bana çok acı verdi. Giderken her şeyim vardı ama Rab beni eli boş döndürdü. Beni niçin Naomi diye çağırırsınız ki? Görüyorsunuz Rab beni sıkıntıya soktu. Her şeye gücü yeten Tanrı başıma felaket getirdi. İşte Naomi muavlı gelini Ruth'la birlikte, Muav topraklarından böyle döndü. Betlehem'e gelişleri arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı. Rut'la Boğaz'ın karşılaşması. Naomi'nin Boğaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelek'in boyundan olan Boğaz, ileri gelen varlıklı bir adamdı. Bir gün Muavlu Rut, Naomi'ye şöyle dedi. İzin ver de tarlalara gideyim. İyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim. Naomi, git kızım diye karşılık verdi. Böylece Ruth gidip tarlalarda orakçıların ardında başak devşirmeye başladı. Bir aslantı sonucu kendini Elimelek'in boyundan Boğaz'ın tarlasında buldu. Bu arada Betlehem'den gelen Boğaz orakçılara Rab sizinle olsun diye seslendi. Onlar da Rab seni kutsasın karşılığını verdiler. Boğaz orakçıların başına duran adamına kim bu genç kadın diye sordu. Orakçıların başına duran adam şu karşılığı verdi. Naomi ile birlikte Muav topraklarından gelen Muavlı genç kadın budur. Bana gelip, izin ver de başak devşireyim, orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Bunun üzerine boğaz ruta, dinle kızım dedi. Başak devşirmek için başka tarlaya gitme. Buradan ayrılma. Burada benim hizmetçi kızlarla birlikte kal gözün orakçıların biçtiği tarlada olsun. Kızların ardından git, sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Su sayınca var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç. Ruth eğilip yüzüstü yere kapandı. Boğaza, bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun dedi. Boğaz şöyle karşılık verdi. Kocanın ölümünden sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni, babanı, doğduğun ülkeyi bıraktın. Önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin. Rab yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in tanrısı Rab seni cömertçe ödüllendirsin. Rut, bana çok iyi davrandın efendim dedi. Kölelerinden biri olmadığım halde söylediğin sözlerle beni teselli ettin, yüreğimi okşadın. Yemek vakti gelince Boğaz Rut'a, buraya yaklaş, ekmek al, pekmeze batırıp ye dedi. Rut varıp orakçıların yanına oturdu. Boğaz ona kavrulmuş başak verdi. Rut bir kısmını yedikten sonra doydu, birazını da artırdı. Başak devşirmek için kalkınca, Boğaz adamlarına, demetler arasında da başak devşirsin, ona dokunmayın diye buyurdu. Hatta onun için demetlerden başak ayırıp, yere bırakın da devşirsin, sakın onu azarlamayın. Böylece Rut akşama dek tarlada başak devşirdi. Devşirdiği başakları dövünce, bir efa kadar arpası oldu. Bunu yüklenip kente döndü. Devşirdiklerini gören kaynanasına ayrıca, tarlada doyduktan sonra artırdığı başakları da çıkarıp verdi. Naomi, bugün nerede başak devşirdin, nerede çalıştın diye sordu. Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse kutsansın. Ruth tarlasında çalıştığı adamdan söz ederek kaynanasına, bugün tarlasında çalıştığım adamın adı Boğaz dedi. Naomi gelinine, Rab sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen boğazı kutsasın dedi. Sonra ekledi. O adam akrabalarımızdan, yakın akrabalarımızdan biridir. Muavlı Ruth şöyle konuştu. Üstelik bana, adamların bütün biçme işini bitirinceye kadar onlarla birlikte kal dedi. Naomi gelini Ruth'a. Kızım, onun kızlarıyla gitmen daha iyi. Başka bir tarlada sana zarar gelebilir dedi. Böylece Rut arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boğaz'ın hizmetçi kızlarından ayrılmadı. Başak devşirip kaynanasıyla oturmaya devam etti. Rut'la Boğaz Kaynanası Naomi bir gün Rut'a, ''Kızım, iyiliğin için sana rahat edeceğim bir yer aramam gerekmez mi?'' dedi. ''Hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boğaz akrabamız değil mi?'' ''Bak şimdi, bu akşam Boğaz harman yerinde arpa savuracak. Yıkan, kokular sürün giyinip harman yerine git. Ama adam yemeği içmeyi bitirene dek orada olduğunu belli etme. Adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını belli. Sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler. Rut ona, söylediğin her şeyi yapacağım diye karşılık verdi. Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı. Boğaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Ruth da gizlice yaklaştı. Onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı. Gece yarısı adam ürktü. Yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını ayrımsadı. Ona, kimsin sen diye sordu. Kadın, ben kölen Ruth'um diye yanıtladı. Kölenle evlen, çünkü sen yakın akrabamızsın dedi. Boğaz, Rab seni kutsasın kızım dedi. Bu son iyiliğin ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin. Ve şimdi korkma kızım, her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor. Yakın akrabanız olduğum doğrudur. Ama benden daha yakın biri var. Geceyi burada geçir. Sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne âlâ. Varsın yapsın. Ama o akrabalık görevini yapmak istemezse Yaşayan Rabb'e ant içerim ki, bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat. Böylece Ruth sabaha kadar Boğaz'ın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boğaz, harman yerine kadın geldiği bilinmemeli demişti. Boğaz, Ruth'a, sırtındaki şalı çıkar, aç dedi. Ruth şalı açınca, Boğaz içine altı ölçek arpa boşaltıp, onun sırtına yükledi. Sonra Ruth, kente döndü. Rut geri dönünce kaynanası nasıl geçti kızım diye sordu. Rut boğazın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı. Sonra ekledi. Kaynanana eli boş dönme diyerek bana bu altı ölçek arpayı da verdi. Naomi, kızım bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal dedi. Çünkü Boğaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek. Boğaz, Rut'la evleniyor. Bu arada Boğaz, kent kapısına gidip oturdu sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona, ''Arkadaş, gel şuraya otur.'' diye seslendi. Adam da varıp boğazın yanına oturdu. Sonra boğaz, kentin ileri gelenlerinden on adam topladı. Onlara, ''Siz de gelin oturun.'' dedi. Adamlar da oturdular. Boğaz, yakın akrabadan olan adama şöyle dedi. Muav topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor. Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim. Adam, yakın akrabalık görevini ben yaparım diye karşılık verdi. Bunun üzerine Boğaz, yalnız tarlayı Naomi'den satın aldığın gün, ölen Mahlon'un adının bıraktığı mirasla sürmesi için, dul eşi Muavlı Rut'u da almalısın dedi. Adam, bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam. Yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum dedi. Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam. Eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu. Bu nedenle yakın akrabadan olan adam ''Sen kendin satın al.'' diyerek çarığını çıkarıp Boğaz'a verdi. Boğaz, ileri gelenlere ve bütün halka, ''Eli Melek'in Kilyon'la Mahlon'un bütün mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz.'' dedi. ''Mahlon'un dul karısı Muavlı Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki, ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün. Kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz.'' kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler, ''Evet, biz tanığız.'' dediler. Rab senin evine gelen kadını, İsrail soyunun o iki ana direğine Rahel ve Lea'ya benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı, Betlehem'de ünlü olasın. Rabbin bu genç kadından sana vereceği çocuklarla senin soyun, Tamar'ın Yahuda'ya doğurduğu Peres'in soyu gibi olsun. Davut'un Soyu Böylece Boğaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. Rabbin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu. O zaman kadınlar Naomi'ye, bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan Rab'be övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrail'de yayılsın dediler. O seni yaşama döndürecek, yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu seni seven ve senin için yedi oğuldan bile daha değerli olan gelinin doğurdu.'' Naomi çocuğu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı. Komşu kadınlar, Naomi'nin bir oğlu oldu diyerek çocuğa at koydular. Ona Ovet adını verdiler. Ovet, İşay'ın babası, İşay ise Davut'un babasıdır. Peres'in soyu şöyledir. Peres, Hesron'un babası, Hesron, Ram'ın babası, Ram, Amminadav'ın babası, Amminadav, Nahşon'un babası, Nahşon, Salmon'un babası, Salmon Boğaz'ın babası, Boğaz Ovet'in babası, Ovet İşayın babası, İşay da Davut'un babasıdır.